Arkadaşlarım, günaydın yol arkadaşlarım. Bugün buradayız. Aslında seçim sürecinin en başında sizinle buluşma isteğimizin bir sebebi var. Ben de 17 yıl gazetecilik yaptım ve bu süreçte gazetecilerin özellikle seçim sürecinin ağırlığında çok zor koşullarda çalıştığını oradan oraya koştururken bilgi edinmek, olan bitene dair bir fikir elde etmek ve aynı zamanda iletişim kurmak için çok büyük zorluklar yaşadığını kendim de deneyimledim aslında. Dolayısıyla böyle daha sonra çok kez yapacağımız bu buluşmayı böyle erken bir zamanda yapma ihtiyacı hissettik ki birbirimizi hem tanıyalım hem aynı zamanda bu süreçte Gaziantep'te basın mensubu arkadaşlarımızın Yeşil Sol Parti'nin şehrin dört bir tarafındaki çalışmalarını takip ederken onlara nasıl yardımcı olabileceğimize ilişkin bir samimi sohbet de gerçekleştirelim. Çünkü biz bu süreçte Yeşil Sol Parti olarak Antep'te çalınmadık kapı bırakmayacağız, girmedik sokak bırakmayacağız, gitmedik fabrika önü bırakmayacağız. Gençlerin, kadınların olduğu her yerde, emekçilerin olduğu yer, her yerde, ezilen halkların, inançların olduğu her yerde gezeceğiz adaylarımızla beraber, bütün arkadaşlarımızla, burada parti örgütlerimizle beraber, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan bütün partiler olarak aslında canımızı dişimize takarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Çok geniş bir alanda, kapsamlı, aynı zamanda canlı, diğer taraftan da umut saçan bir çalışma olacak bu 30 günlük çalışma. Tabii çok kısa bir süremiz var. Bu kısa süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada kadim bir kent olan Gaziantep'in bu kadimliğe yakışır biçimde yerel gazeteciliğinin de bizim açımızdan beslenmesi, aynı zamanda sizlerin işlerinin kolaylaştırılması da bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi. Dolayısıyla bu buluşmayı samimi bir buluşma, kendimizi yani tek tek kendimizi kişisel olarak tanıttığımız değil, ne yapacağımızı, Yeşil Sol Parti olarak buradaki iddiamızı, sözümüzü ve çalışma planımızı anlattığımız bir buluşma olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Kısacık kendimi tanıtmak isterim. Ben Sevda Karaca. Aslında Adanalıyım ama ailemin bir tarafı Islahiyeli ve aynı zamanda Antep benim için tekstil işçisi anne babamın ekmek parası kazandı ve beni üniversitede okuttuğu kent. Bir taraftan bir tekstil işçisi ailenin kızı olarak ülkenin dört bir tarafında dokuma işçilerinin emeğiyle para kazandığı tüm kentlerde aslında yaşam sürdürdüm. Üniversiteyi ODTÜ'de siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünde okudum ve üniversite yıllarımın son günlerinden, son yıllarından itibaren gazetecilik yapmaya başladım. Ancak bizim için gazetecilik aynı zamanda halkın sorunlarını, emekçilerin sorunlarını, kadınların, gençlerin sorunlarını ortaya koyma, gerçekleri ifade etme mesleğiyken diğer taraftan da bu gerçeklerin, bu sorunların çözümü noktasında bir sorumluluk alma iddiası da taşıyordu. Ekmek ve Gül isimli kadın örgütlenme ağının ve aynı zamanda kadın yayıncılığında uzun yıllar yayın koordinatörlüğünü yaptım. Ve çok uzun yıllar boyunca da Türkiye'nin dört bir tarafında kadın mücadelesinin güncel taleplerini, mücadele taleplerini ortaya koyan, savunan kadın platformları içerisinde de yer aldım, görev aldım. Bugün Antep'te aslında bir taraftan emeğin ve özgürlüğün ittifakının kadın eşitlikçi listelerinin karşısında biz, Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın aslında bu ortaya koydukları beyannamelerle, seçim bildirgeleriyle, sözleriyle, listeleriyle bizim karşımızda Antep halkının, Antep emekçilerinin, Antep kadınlarının, gençlerinin, ezilen tüm kesimlerinin adayları olamayacakları gerçeğini kendi kendilerine ortaya koyduğu bir tabloda konuşuyoruz.
Emek ve Özgürlük İttifakı çok uzun süredir bu ülkenin tüm mücadele gündemlerinin ve alanlarının ortak bir ırmağa aktığı bir mücadele alanı olarak ülkenin dört bir tarafında ve Antep'te de aslında bu mücadele alanlarının temsilcilerini, bu mücadele alanlarının sözcülerini, bu mücadele alanlarının göstergelerini kendi listelerinde aday gösterdi. Bu ülkenin dört bir tarafı için geçerli, Antep için de elbette ki geçerli. Biz bugün geldiğimiz noktada, bu tarihi eşikte, bu kritik eşikte önümüzde iki sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, 21 yıldır bu ülkede iktidar olan ve bugün seçim beyannamesiyle adeta kendisine muhalefet eden AKP'nin ve onunla ittifak yapan, onun ittifak yaptığı tüm karanlık güçlerin karşısında biz varız, buradayız. Bu karanlığa karşı aydınlığı, bu karanlığa karşı umudu, bu karanlığa karşı eşitliği, bu karanlığa karşı özgürlüğü savunmaya geldik diyoruz. Bunun için buradayız diyoruz. Diğer taraftan 21 yıllık tek adam iktidarının bütün yıkıntıları halkın çok çeşitli kesimlerinin sırtında bir yük olarak, ağır bir yük olarak dururken ve bu yüklerin kendisiyle ortadan kaldırmak için bir hesaplaşma süreci geçirmemiz gerektiği çok açıkken ve bunu aslında bir restorasyon programıyla değil, gerçekten halkların, ezilenlerin, kadınların, gençlerin mücadelesiyle yeni bir ülke kurma, yeni bir hayat kurma mücadelesiyle bir mücadele programı olarak yapmak gerekliliği ortadayken Millet İttifakı'nın da aslında bu restorasyon programıyla buna cevap veremediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Özel olarak Antep'te biz patron ittifaklarına, gerici güçlerin ittifaklarına, tanıtım programlarında kadınların ellerini bile tutmayan ittifakların karşısında, gençlere söz vermeyen, gençleri ancak ve ancak emekleri sömürülecek, gelecekleri karartılacak bir nesne haline getirenlerin karşısında Kürt emekçilerinin, Antep'in çok kadim kent olan Antep'in tüm halklarının, kadınlarının, gençlerinin programıyla, mücadele programıyla buradayız. Kısacık şunu da söyleyip sözü arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Seçim İttifak Partisi olarak burada tüm gücünü birleştirerek şehrin dört bir tarafında bu karanlığı dağıtmak için gücünü halkla buluşmaya, kadınlarla buluşmaya, gençlerle buluşmaya sonuna kadar harcayacak. Pazar gününden itibaren başladığımız seçim çalışmamızı biz bu coşkuyu ve bu niyeti çok açık bir biçimde ortaya koyduk. Sizin de bu çalışmamızın Antep halkıyla buluşabilmesi için bizimle birlikte olmanızı istiyoruz. Çünkü aynı zamanda gazetecilerin de bu kritik eşikte çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum ben bir meslektaşınız olarak. Basının bu kadar sansüre uğradığı, basın emekçilerinin başında sallanan, tepesinde sallanan sansür, otosansür ikilemiyle gerçekleri ortaya koymaktan imtina etmesinin istendiği, gerçekleri yazanların yargılandığı, suçlandığı, gazetecilik örgütlerinin dağıtılmaya çalışıldığı bu memleket ortamında Yeşil ve Sol Parti bu kentte aynı zamanda gerçeğin peşine düşmek isteyen, sözünü ortaya koymak isteyen, gerçek gazeteciliği, gerçeğin gazeteciliğini yapmak isteyen basın mensubu yol arkadaşlarımızın da partisidir. Basın özgürlüğünün de partisidir. Bu yüzden sizi de Yeşil Sol Parti'nin bütün çalışmalarını bizimle birlikte izlemeye ve gerçek olanı, güzel olanı, renkli olanı, umutlu olanı Antep halkıyla buluşturmak için bu çalışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burada olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Antep gibi kadim bir kent, işçi emekçinin bu kadar yoğunluklu olduğu, tarihi bir kentimizde elbette ki orayı temsiliyet icazeti almak, burada görev
almak benim için çok 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 önemli ve çok kıymet verdiğim bir şey. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu kadar ezilen, bu kadar emeği sömürülen, bu kadar yüzyıllık bir acı çeken toplum içerisinde onların temsiliyetini yapmak, onları temsil edebilmek, onlara layığıyla bir yoldaşlık yapabilmek herhalde dünyanın en onurlu, en önemli vazifelerinden bir tanesidir. Ben de bu işe böyle bakıyorum. Sevda yoldaşım söyledi, 17 yıllık bir gazeteci arkadaşımız. Benim de galiba son 2-3 yılım biraz gazetecilik gibi geçti. Bunun sebebi de şu, televizyondan arayan arkadaşlar genelde beni gazeteci olarak bilirlerdi. Evet, basın özgürlüğünün önüne konulan engellerden dolayı, basın yani aslında dördüncü güç diye saydığımız basının Türkiye'de son 21 yılda bu kadar hiçe sayılması, bu kadar yasakçı anlayışlarla engellenmesinden dolayı ne yazık ki biz sadece milletvekilliği dokunulmazlığından dolayı kamera sürekli telefonla çekim yapmak zorunda kalıyorduk. Bizim hiçbir gazeteci arkadaşımız çalıştığımız hiçbir yerde oraları almıyordu ve gerçeğin yansıtılmasının önüne geçiliyordu. Bu yüzden belki çok o haddi kendimde göremem, hani bir basın emekçisi kadar kendimi basından saymak veya şey, ama sizinle duygudaş olduğumu, sizi de artık anlayabildiğimi söylemek için bunları belirttim. Evet, Antep öncelikle bir deprem yaşadı. Çok büyük bir deprem yaşadı Nurdağ ve İslahiye'de. Bizler de ilk gününden itibaren bütün yoldaşlarımızla beraber, halkımızla beraber elimizden ne geliyorsa, neyimiz var neyimiz yoksa birlikte dayanışmaya çalıştık. Dayanışmaya da hala ihtiyaç var, hala devam ediyor ve en önemlisi de bence bu. Yani dayanışmanın da ötesinde şu an Türkiye'nin önündeki en büyük enkaz aslında bu AKP-MHP iktidarı. Çünkü depremin bir doğal afet olduğunu ama depremden sonraki enkazın asıl enkazın AKP-MHP olduğunu çok iyi biliyoruz. Hala mücadelemize bu gözle bakıyoruz. Yani aslında AKP-MHP enkazının kaldırılması gerekiyor. Bir diğer noktası yine Gaziantep ilimiz. Bir sanayi ve üretim kenti, dolayısıyla bir emekçi işçi kentidir. Konumu itibariyle, bu sanayi kenti olması itibariyle çok farklı yerlerde olması gerekirken bugün asla hak ettiği bir konumda değil. Bütün ekonomik endekslerde neredeyse bu kentle tam zıt bir tablo gösteriyor. Bu da kuşkusuz yine Türkiye'deki statükocu anlayışın, Türkiye'deki o rantçı anlayışın bir eseri bu. Çünkü bu kadar büyük bir sanayi kenti, işte Urfa'dan Van'a, Cizre'den Siirt'e, her yerden ya da başka Türkiye'nin başka kentlerinden göç alan bir yer. Çok büyük bir insan gücü var, çok büyük bir sanayisi var ama yine de ekonomik bağlılığın en fazla olduğu yer, işsizliğin neredeyse yine en fazla olduğu yer ya da o gelir dağılımının en adaletsiz olduğu yerlerden bir tanesi. İşte sokaklarında yine uyuşturucu sorunu var, ekolojik sorunlar var. İslahiye'de depremde zedelere yapılması gereken konutlar, bugün bakıyoruz ki tekrar yine tarım alanlarına, üzüm bağlarının olduğu yerlere yapılıyor. Yani hala bu depremde insanları zaten enkaz altında bırakmış bir hükümet yine anlayışı aynı şekilde bu sefer de sadece yine ranta dönük. Yani yardım değil, aslında yine bu depremden de bir rant devşirme, kendi yandaşını zenginleştirme, kendi patronlarını zenginleştirme mantığıyla karşı karşıya geliyoruz. Bunun kuşkusuz kişilerle bir alakası yok. Bu tamamen sistemsel bir sorun. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin o bahsettiğimiz statükocu ve bugün yine alternatifi restorasyoncu anlayışın değişmemesinden kaynaklanan bir sorun. Çünkü 100 yıllık bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir halklar mozaiği olan, inançlar mozaiği olan ülkemizde tekçi bir anlayış. Dolayısıyla bu tekçi anlayıştan kaynaklı sürekli bir savaş politikası üretme, sürekli yok etme, yani tekçiliği geliştirme anlayışları işte bugün geldiğimiz, yani Antep'e bakıyorsunuz belki çok büyük ekonomik sorunlar, çok farklı sorunlar. Yani o Türkiye'deki çoklu krizlerin Antep'e de yansımış olması. Yine diğer taraflarda da bakıyorsunuz
Yaşadığım kent Van'da da aynı sorunlar. Bugün Edirne'ye de gidiyorsunuz, Trabzon'a da gidiyorsunuz. Aynı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bunu niye anlatıyorum? Bunu anlatmamın sebebi şu. Evet, yani Türkiye'de yaşanan bu bütün sorunların sebebi, Antep'te de dolayısıyla yaşanan sorunların sebebi sistem sorunudur. Bir tarafta bakıyorsunuz ki iktidarını sağlama alabilmek için sürekli savaş üreten, sürekli sermayeye çalışan bir anlayış, kendi yandaş sermayesine çalışan anlayış. Diğer tarafta da bakıyorsunuz en fazla önerdiği işte bir 20-30 yıl öncesine bir dönüşle Türkiye'yi kurtarma çabası. Aynı yol ve yöntemlerle farklı sonuçların alınamayacağı zaten hepimizin malumu. Ama 91'den beri burada var olan, yani HEP'ten HDP'ye, HDP'den işte bugün Yeşil Sol'a en geniş tabana, yani demokratik tabana sahip olan, yani hem Kürtlerin partisi, hem Türklerin partisi, hem Arapların, hem Çerkezlerin, hem Alevilerin, yine inanç olarak Süryanilerin, yani Türkiye'de yaşayan bütün farklılıkların partisi olan bir de Yeşil Yol. Bir de Yeşil Sol Partisi, o gelenek. Bunda çözüme dönük, çözümü üretebilecek tek anlayış, tek paradigmaya sahip olan Yeşil Sol'da biz bu Türkiye'deki 100 yıllık o yaratılmış olan, o kronikleşmiş olan bütün sorunların çözüm olabileceğine inanıyoruz. Yani şahıslarla değil, sistemle birlikte eşit, özgür yaşamı oluşturarak bizler Türkiye'nin birlikte yaşayabileceği ve geleceğini kurabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden de her yerde, sadece Antep'te değil, Türkiye'nin her yerinde Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'de birlikte yönetmeye, Türkiye'de özgür, eşit, birlikte bir yaşamı oluşturmayı hedefliyoruz ve inanıyoruz da bunu yapabileceğimize. Ben de lafı çok fazla uzatmadan, sorularınız zaten gelecektir. Şimdilik bunları söyleyeyim. Tekrar sizinle birlikte olmaktan çok onur duydum. Mutluyum ki inanıyorum bu bir aylık süreçte de ve daha sonrasında da bizler yine sık sık bir araya geleceğiz. Sözü arkadaşlar bırakayım. Teşekkür ederim. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, ben hep konuşmalarıma siyasete 50 yaşından sonra, yani 5 yıl öncesine kadar siyasi geçmişimin olmadığını söyleyerek başladım. Bugün burada da böyle başlamak istiyorum. 5 yıl önce bir telefonumun çalmasıyla partiye davet edildim. Ve o günden sonra aktif siyaset hayatıma başlamış bulundum. Ha, zor muydu benim için? Evet, tabii ki zordu. Çünkü 5 yıl öncesine kadar hiçbir siyasi yaşam hakkım yok. Bu konuda hiçbir deneyimim, tecrübem yok. Tabii ki bu beni biraz korkuttu ve ürküttü. Biraz zaman istedim, ettim. Ne yazık ki tabii partililer bulmuşlar kadın bir tane yönetici adayı. Bırakmak istemediler. Ben de dedim tamam, bu yolda o zaman hep birlikte yürüyelim ama bana biraz zaman tanıyın. Ben bu sürede hem partiyi tanıyayım, hem biraz siyaseti bilinçli bir şekilde yapmak için gözlem yapayım. Bu konuda da 5 yılda az da olsa biraz yol katlettiğimi düşünüyorum. Şu an çok mutluyum bu partide, Yeşil Sol'da il yönetici olarak görev yaptığım için. Ben bu partiye gelmeden önce sıradan bir ev kadını olarak kendimi yorumladım ve halen de öyle yorumluyorum. Mesela milletvekili adayı önerisi geldiği zaman bana bu teklifte biraz çok düşünceli kaldım. Bundaki nedenim, evet, bir ev hanımıydım, bir ev kadınıydım daha doğrusu. Acaba ben bu yükün altından kalkabilir miyim? Böyle büyük bir sorumluluğu taşıyabilirim mi diye çok böyle kafamda kurdum, geçirdim. Sonra düşündüm, ya dedim, hepimiz birbirimiz gibi olmak zorunda değiliz. Kimimiz çok daha böyle farklı bir siyaset yaparız, daha güçlü yapabiliriz ama sonuçta ben de yaşamın içinden çıkmış bir kadın olarak kadınların sorunlarını biliyorum.
yaşadıkları sıkıntıları biliyorum, uğradıkları şiddeti biliyorum. Sosyoekonomik olarak belki çok şey bir aileden gelmemiş olabilirim ama çevremde o kadar çok insan var ki öyle bir noktaya geliyorsunuz ki diyorsunuz ki tamam ben bu partide olmalıyım ve en azından kendim bu partide bu tür kadınların haklarının mücadelesini yürütebilmeliyim. Onların sözüne söz, gücüne güç katabilmeliyim. Bu konuda biraz tabii ki başarılı olduğumu da düşünüyorum aslında. Çünkü ben bu partiye ilk gelirken biraz önyargılarla çok yaklaşıldım, ettim. Ama hani belki böyle düşünce yapınızı farklı gördüler. Şekil olarak biraz farklı gördüler ama onlar da anladılar ki sonra herkes bana dedi ki aslında hiç sizin bizden hiçbir farkınız yokmuş. Aynı bizler gibiymişsiniz. Kesinlikle bir daha böyle bir ön yargıyla yaklaşmayacağız diye çok güzel tepkiler aldım. Son adaylık teklifi geldiğinde düşündüm, dedim ki sonuçta meclise ben atom parçalamaya falan gitmeyeceğim. Bilim yapmayacağım, etmeyeceğim. Ben de orada bir nevi Kürt ve Alevi bir kadın olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt sorununu çok iyi biliyorum. Kürt sorunuyla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadım, yok sayıldım ve bunun en büyük cezasını eş başkanlık döneminde 2 yıllık görev sürecimde 6 ay cezaevine konularak yaşadım. Ha oradan güçsüz bir şekilde mi çıktım? Asla değil. O 6 aylık süreç beni bu mücadelede daha çok güçlenmeme yardımcı oldu. Daha çok kendimi bu mücadelenin içerisinde olma isteği hissederek o süreci geçirdim, ettim. Kendimi hiç yıpratmadım. Orada da kendime ait bir yaşam alanı oluşturabildim. Onun için oradaki bütün kadın arkadaşları, içeride olan bütün kadın arkadaşları bu konuda çok net anlayabiliyorum. Neden bu kadar güç durabildiklerini de çok iyi anlayabiliyorum. Alevi kadını olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nde yok sayıldım. Ha dedim, mecliste olmalıyım, Alevilerin sesini de bir şekilde duyurabilmeliyim. Bugün Alevilerin ibadethaneleri yok sayılıyor, cümbüş evi deniliyor. Bunun mücadelesini de bir şekilde verebileceğimi düşündüm ve buna inandım. Zaten kadınsınız, hiçbir şey söylemeye gerek yok. Şiddete uğruyorsunuz, cinayetlere uğruyorsunuz, tecavüze uğruyorsunuz, yok sayılıyorsunuz. Kapitalist erkek egemen sistemine karşı sürekli bir savunma mekanizması halindesiniz. Ben bunları yapabildikten sonra dedim ki neden aday olmayayım? Aday olayım ve şu Antep'te 3. sıra milletvekili olarak da artık meclise gideyim diye düşündüm. Vallahi ben bu kararlılığı ve azimliği de kendimde görüyorum ve buna da çok inanıyorum bu başarıya ulaşabileceğimize. Antep'te Yeşil Sol olarak en az 3 vekil çıkarabileceğimize, hatta 4'ü bile zorlayabileceğimize çok inanıyorum. Ben çok fazla uzatmayayım, aslında biraz da çok da heyecanlıyım. Bundan sonra soracak sorularınız olursa, bana düşecek olan şeyler, cevaplar vermem gerekirse bunu da vereceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben sözü arkadaşıma bırakmak istiyorum. Basın emekçileri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben Musa Aydın. Birçoğun arkadaşla hepinizle hemen hemen daha önce de birlikte bu kentin sorunlarını haberleştirdik. Kamuoyuna duyurduk. Hep birlikte bu kentle ilgili elimizden gelen ne varsa kentimizi güzelleştirmek için, kentimizde yaşayan insanların eşit ve onurlu bir yaşam mücadelesini hep birlikte verdik. O süreçten geldik. Kısaca yine kendimi bir tanıtmak istiyorum. Ben aslen Şanlıurfa Bilecik nüfusuna kayıtlıyım. Aslında orası da karışık. Aslen Suruçluyum. Evet. Bunun nedeni biliyorsunuz Türkiye'de şimdi ikinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına geçeceğiz. İşte bunların olmaması için bugün siyasetteyiz. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında egemen olan tekçi zihniyet ve Kürdistan coğrafyasına,
Kürt coğrafyasına hakim olma çabası, çok seslilikten, çok renklilikten tekçi anlayış, Kürdistan coğrafyasının demografik yapısını değiştirirken maalesef bizim bulunduğumuz, yaşadığımız köyümüz de Suruç'tan alınıp Bilecik'e getiriliyor, bir Bilecik'e götürülüyor. Suruç'a tekrar bağlanıyor. Böyle arafta kaldık. O yüzden aslen Suruçluyum. Antep'te doğma büyümeyim ama ailem de burada. Ailem de diğer arkadaşlarım, belki burada sizlerin de ailesi gibi ekonomik nedenlerle yaşadığı yerden, memleketinden göç edip Antep'e gelmek zorunda kalmışlar. Uzun yıllar boyunca, bir 50 yıl önce ailem Antep'e yerleşmiş. Ben Adıyaman Üniversitesi'nde kamu yönetimi okudum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden adalet okudum. Şu anda da uluslararası ilişkiler bölümünde halen öğrenciyim. Ama aynı zamanda Kürt özgürlük mücadelesinin, Kürt siyasetinin içerisinde olan bir bireyim. Siyasi hayatım Barış ve Demokrasi Partisi döneminde Antep Gençlik Meclis Sözcülüğü'yle daha çok kamuoyu beni o şekilde tanıdı. Akabinden partinin çeşitli kurullarında, ilçe yönetim kurullarında görev aldım. Parti Halkların Demokratik Partisi'nin parti meclis üyeliğini üstlendim. Geçen dönem Halkların Demokratik Partisi'nin yine Gaziantep İl Eş Başkanlığı görevini halkımız bize lütfetti. Bu dönem yine Halkların Demokratik Partisi'nin parti meclis üyesiyim aynı zamanda. Ve şu anda da Antep halkının, çünkü bu görevi Antep halkı omuzlarımıza yükledi. Ve partimin de layık görmesiyle birlikte Yeşil Sol Partisi'nin Gaziantep 4. sıra milletvekili adayı. Bizler parlamentoya diğer sistem partileri gibi bir siyaset anlayışından ziyade daha çok yeni yaşamı örme, demokratik, eşit bir siyaseti inşa etmeye talibiz. Ve Antep'te de bu yeni yaşamı inşa etmek için de Antep'in gündemini artık parlamentoya taşıma noktasında ben ve 14 arkadaşım bu inançla, bu kararlılıkla yola çıktık. Çünkü toplum üzerinde hepimiz darlandık, hepimiz sıkıştık, artık nefes alamayacak boyutlara geldik. Hem ekonomik olarak, hem özgürlük olarak hepimiz bu ceberrut iktidarın, faşizmin, yani artık bu bir tekçi zihniyetten ziyade gerçekten faşizmi örme noktasına geldi. Ve mevcut siyasal iktidarın Türkiye üzerinde yaratmak istediği faşizmi kırmak için hep birlikte bu sürece talibiz. Bir ikincisi, toplum olarak hepimiz tecrit altındayız. Aslında tecrit daha önce küçük çaplı yaşıyorduk. Özellikle 2007 yılında parlamentodan terörle mücadele kanunu adı altında faşizmi ilmek ilmek örmek için çıkartılan yasadan sonra bir şekilde yaşadık. Özellikle KCK ana davaları adı altında Kürt siyasetine yönelik yapılan baskı, zulüm politikası maalesef bugün Türkiye'de sadece Kürt siyasetine değil, demokratik siyaset yapmaya çalışan, ötekileştirilen tüm topluma, hatta yeri geldiği zaman faşizmi öyle vahşice bir sistem olduğunu görüyoruz ki kendi arkadaşlarına dahi,
kendi yol arkadaşları dedikleri insanlara dahi uygulamaya başladılar. İşte böylesi bir sistemin gölgesinde bizler bir seçime gidiyoruz. Evet, işimiz zor. Her şey bu seçimle mi değişecek? Elbette ki hayır. Ama bizler de bu seçimden kararlılıkla çıkarak, faşizmi kırarak bir başlangıç yapacağız. Partimizin temel hedefi de zaten faşizmi kıracağız ve yeneceğiz. Dediğim gibi bizler bu toplumu, bu seçimi bu temelde ele alıyoruz. Ve bunun ana nedenini de yine toplumda tecridi kırmak için uğraşıyoruz. Çünkü tecrit Sayın Öcalan üzerinde şahsında başlasa da toplumun her kesimine yaygın. İşte siz derdi basın emekçileriyle Murat Vekilim söyledi. Bir basın toplumun en özgür olması gereken, aslında toplumun en özgürlükçü alanı olması gereken bir alanken mevcut iktidar tarafından o alan bile tekçi bir anlayışa sürüklenmeye çalıştı ve neredeyse faşizm kendi basınını yarattı. Kendi gobezlerini yaratmaya çalıştı. İşte biz tam da bunun için diyoruz ki tecrit kırılmalıdır. Tecriti kıracak olan yine bu toplumda yaşayan biz bireyler ve başta da bu görevi biz gençler olarak üstlenmek istiyoruz. Bunun için parlamentoya gideceğiz. Toplumda emekçinin sesini eşit hakkını almak için gideceğiz. Antep'i emekçi kenti olarak tanıtmak, Antep'i Kürdistan'ın demografik yapısını bozmak için yakılan köy yakmalarından sürgünlere gelmiş binlerce insanın sesini duyurmak için parlamentoya gireceğiz. Öyle Antep'te şahit olduğunuz billboardlarda şampiyon şehir, şampiyon şehir sloganıyla yaptılar. Her gün ihracat rekorları kırdık diye ilanlar yaptılar. Ama Antep sadece organize sanayide yaşayan patronların kırdığı ihracat rekorları değildir. Antep, Vatan Mahallesi'nde yaşayan emekçinin kentidir. Antep, Cinderesi'nin sokaklarında geçimini sağlamak için fıstık kıran kadınlarımızın kentidir. Antep, sokaklarında ayakkabı kutu geçimini sağlamak için, okul harçlığını çıkarmak için çocuk işçiliği yapan çocuğun kentidir. İşte bizler Antep'in emekçisini, Antep'in çocuk işçisini duyurmak için meclise gidiyoruz. Bunlar örtbas edilmeye çalışılıyor. Mevcut iktidar, mevcut yönetim tarafından her zaman örtülmeye çalışılıyor. Ama biz muhalefet olarak ve gerçekten muhalefeti layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü bu belki yüzdelik olarak az gelebiliriz. Mevcut siyasal literatürde ana muhalefet veya muhalefet parti tanımlarında belki alt sırada kalabiliriz ama bu ülkenin ana muhalefeti biziz diyoruz. Çünkü bu ülkede çözümü getiren tek parti biziz. İktidarı zorlayan tek parti biziz. İktidarı tek zorlayan, Türkiye'nin tekçi zihniyetini, devletin Türkçü tekçi zihniyetini zorlayan Kürt siyasal hareketidir. İşte bizler başta Kürt'ün sesi olmak için, Kürt gençlerinin artık ölümlere mahkum edilmemesi için, annelerimizin gözyaşı dökmek yerine artık gençlerinin mutluluğunu gördüğü bir yeni yaşamı örmek için meclise gideceğiz. Meclisteki hedefimiz, meclisteki çalışmalarımız hepsi bu minvalde olacak. Parlamentoyu çok renkli, çok sesli, çok dilli, çok kültürlü bir parlamentoya çevirmek için gidiyoruz. Parlamentoda
önümüzdeki dönem kararlılıkla girdiğimizde parlamentoda her Türkiye'de yaşayan her halk var. Antep Türkiye'nin bir minyatürü. Bu noktada halklar noktasında Antep Türkiye'nin bir minyatürü. Antep halkları kendi dillerini kendi yerelinde konuşurken parlamentoda da öyle olacak. Parlamentoda tüm dillerin çok şekilde seslendirdiği bir parlamentoya çevirmek için gençler olarak siyaseti tercih ettik. Şiarımız yeni yaşamı hep birlikte kurmak, yeni yaşamı kuracağız, faşizmi kıracağız. Bu noktada siz değerli basın emekçilerinden de büyük destekler istiyoruz. Gelin sizler üzerindeki tecriti, toplum üzerindeki tecriti, baskıyı hep birlikte mücadele ederek, omuz omuza vererek faşizmi kıralım, yeni yaşamı örelim diyorum. Teşekkür ederim.